Bugün size işinize yarayacağını düşündüğüm bir konuyu anlatmak istiyorum. Öncelikle çalışma kitabımızı farklı kaydediyoruz. Masa üstüne ne diyelim? Ders diye isim verdim. Ders 3. O yanlış yaptım arkadaşlar. Makro içerebilen demem lazımdı. Masa üstüne şurada makro içerebilen çalışma kitabı deyip kaydete basıyorum arkadaşlar. Dosyamı kaydettim. Şimdi benim burada size anlatmaya çalışacağım şey şu arkadaşlar. Şimdi mesela bir Visual Basic'e geçip bir form açtınız. Burada bir sürü hesaplama yapmanız lazım örneğin. Çok karmaşık hesaplama sisteminiz var. Bunları birbiriyle çarpmak, bölmekle uğraşmak yerine arkadaşlar Excel'e bunu yaptırabilirsiniz. Bir nevi Excel'i mutfak olarak kullanırsınız. Buraya ben mutfak diyorum. Bu sayfamız mutfak olsun. Tüm formüllerimizi buraya yazacağız. Ve bir işlemi yaptığımız zaman mutfağa atıp orada pişireceğiz ve hazır servis edeceğiz. En basit örnekleriyle başlamak istiyorum. Örnek olarak bir mesela ne diyelim? Bir yamuğun alanı hesaplatalım mesela. Ya da bir faiz programı diyelim. Faiz ise. Ya da bir yamuğun alanı hesaplayalım. Neydi? Alt taban. Sayfayı şöyle bir yakınlaştırayım. Biraz sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Alt taban. Üst taban. Taban. Bir de alan diyoruz arkadaşlar. Alt taban, üst taban, yükseklik var bir de. Yükseklik. Şurada alan diyorum. Şimdi mesela bunun formülünü internete araştırdınız, öğrendiniz. Alan nedir? Parantez içinde alt taban artı üst taban parantezi kapattık. Çarpı yükseklik bölü 2. Formül bu arkadaşlar. Şimdi burada hazırladınız. Şimdi geldiniz formunuza. Şuraya şöyle bir frame çiziyorum. Yamuğun alanı hesapla diyorum. Yamuğun alanı diyorum. Zaman kaybı olmasın diye şu alt taban, şu üst taban, şu da yükseklik arkadaşlar. Şu da alan olsun. Şu da alan olsun. Ve bunun rengi de sarı olsun mesela. Hesaplanacak ya. Bir de şu locut'u da true yapıyoruz. Yani kilitliyoruz orayı. Tamam. Buraya da bir buton alıyorum. Ve buraya hesapla yazıyorum. Hesapla. Tamam. Şimdi bunun ismi textbox 1, textbox 2, textbox 3 ve textbox 4'tür arkadaşlar. Bakın hesaplanın içine giriyorum. Bunlara isim vermekle zaman kaybetmek istemiyorum. Hesaplanın içine giriyorum. Şimdi önce mutfağa atıyoruz. Mutfağa önce gönderelim. Ne diyoruz? Nereye atacağız arkadaşlar o textleri? Şu A2'ye, A3'e, A2, B2, C2'ye atacağız ve sonucu buradan alacağız. Bakın. Diyorum ki Sheets tırnak içinde mutfak nokta range A2 nokta value eşittir textbox 1 nokta value. Bak textbox 1'i oraya attık. Mutfağa atıyoruz bunu. Şunu da mutfağa attık. Diğerini de attık. Yani B2'ye ve C2'ye textbox 2'yi ve 3'ü attık arkadaşlar. Şimdi sonucu pişmiş halini alalım. Textbox 4 nokta value eşittir mutfaktaki D2. D2'den de alalım. Şuradan şu textbox 1'i buraya attık. 2'yi buraya attık. Ondan sonra 3'ü de
şu hücrelere attık. Sonucu da mutfaktan aldık. Şimdi çalıştıralım. Hiçbir formül kullanmadan. Sadece işte tabanı 10 ya da 100, yüksekliği 200. Bu da 50 olsun. Bakın hesapla diyorum. Sonuç burada. 7500. Hatta istiyorsanız yani burayı artık gizleyebilirsiniz. Yani burası ortalıkta görünmeyebilir de yani. Hiçbir şey ekranda yok. Hiçbir formülde burada yazmadınız formda. Yükseklik taban 10, yükseklik 20, alt taban 10, üst taban 20, yükseklik de 8 olsun. Hesapla diyorsunuz. Sonuç 120 arkadaşlar. Alt taban 6 diyorsunuz. Sonuç 104. Yani çok karmaşık formüllerinizi Excel'de hesaplayıp sayfaya hazır. Mesela başka bir faiz programı hesaplayalım. Az önce internetten baktım arkadaşlar nasıl formülü nasıldır diye. Neredeydi faiz programı? Faiz formülü dedim. Şurada bir yerde vardı arkadaşlar. Ana para çarpı zaman bilmem ne. Böyle geçiyor. Şimdi buraya ana para, ondan sonra faiz oranı, ondan sonra vade, buraya da faiz haramdır bu arada arkadaşlar, Allah muhafaza, bir de toplam diyelim. Hani formül aklıma okullarda falan anlatılıyor arkadaşlar hala maalesef. Şimdi faiz neye eşitti? Ana para çarpı faiz oranı bölü 100, yani onun yüzdeliğini aldık. Çarpı vade bölü 365 günlük faiz. Bu şekilde hesapladık. Toplam neye eşittir? Ana para artı faiz. Bunu da hesapladıktan sonra hemen formumuza geçelim. Şuraya bir şöyle grid aldım, frame aldım. Şurada arkadaşlar faiz hesabı diye. Faiz hesabı. İsterseniz yazalım. Şuraya ana para diyorum. Ondan sonra şu karşısına bir text kutusu. Şu ikisini seçtim. Kontrolde bir kopyasını aşağı indirdim. Ana para, faiz oranı, vade, ondan sonra faiz, şunu biraz daha aşağı indirelim. Ve toplam. Şöyle en alta gönderelim. Şu ikisinin rengini sarı yapalım. Bir de kilitleyelim arkadaşlar. Look through yapalım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu ana paraydı. Şu neydi? Faiz oranı. Şurası vade. Yani kaç gün? Şurası da faiz. Şurası da toplam. Bu örnek hoş bir örnek olmadı ama okullarda falan hani anlatılıyor veya aklıma fazla formül gelmediği için okulda görmüştük. Şuraya da hesapla diyorum. Hesapla. Şimdi arkadaşlar bu text box 5'tir. Şu 6, şu 7'dir. Bunları mutfağa atacağız arkadaşlar. Şu 3 tanesini. Şuradaki şu ve şuraya atacağız. Pişmiş olanlar bunlar olacak formül olarak. Onları da şuraya çağıracağız sadece. Şu iki sayıya çağıracağız. Hemen ne yapıyoruz bakın. Aynen şuradaki şunu alıyorum. Kopya diyorum. Bakın şuraya yapıştırıyorum. Ne diyorum? Mutfaktaki E2'ye neyi at? Textbox 5'i at. Sonra yapıştırdım. Mutfaktaki F2'ye textbox 6'yı at.
Yine mutfaktaki G2'ye text box 7'yi at. Mutfağa malzemeleri attık fırına. Şimdi pişmiş olanlar şu ikisi. Dolayısıyla bu sefer şuradakini alıyoruz. Kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Text box 8'e 8'i nereden al? H2'den al. Tekrar yapıştırıyorum. Yapıştırdım mı acaba? Yok. Şuraya yapıştırayım. Text box 9'a ise 9'u ise I2'den al. I2. Bu kadar. Hatta istiyorsan burayla bir işiniz kalmadı. Burayı isterseniz gizleyin artık. Sadece şöyle bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Hani para olduğu için, şu ikisi para olarak döneceği için buraya format currency, format currency, yani currency nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Şöyle parasal değere çevir diye şuraya ekleme yapabilirsiniz istiyorsanız daha iyi okunaklı olsun diye. Şöyle bir çalıştıralım bakalım. Bakın formun içinde hiçbir formül kullanmadık arkadaşlar. Sadece mutfağa veriyi attık. Pişmiş olanı buradan çekeceğiz. Bakın mesela 25 bin liralık bir ana para olsun. Faiz oranı bilmiyorum kafadan atalım. 20, 26 lira faiz oranı olsun. 270 gün bankada dursun. Hesapla dediğim zaman bakın 4808.22 lira faiz toplamda 29 bin lira gelecek. Mesela bu para 40 bin lira olsaydı hesapla dediğimiz zaman bu şekilde vadesi %30 olsaydı işte 5 tam ya da faiz bakın vadesi %100 olsun ve tam 1 yıl kalsın bankada 365 gün tam 2 katı 80 bin çıkması lazım. Bakın aşağıda toplam 80 bin faiz 40 bin hesaplıyor. Gördüğünüz gibi çok karmaşık formülleriniz varsa arkadaşlar formülünüzü bir Excel sayfasına yaptırın. Sonra sadece forma çağırın. Bu şekilde programlarınızda işinize yarayacağını düşündüm. Bu örneği de anlatmak ihtiyacı duydum. Umarım işinize yarar. Artık herkes kendi işine göre bunu kullanabilir arkadaşlar. Yani formülünüzü Excel sayfanıza yapıştırın, hazırlayın. Ondan sonra formdan verilerinizi aktarıp oradan sonucu çekin formunuza. Artık isterseniz başka sayfalarda bu sonuçları kaydedebilir, saklayabilir, raporlayabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar. Herkes kendine dikkat etsin. Arkadaşlar lütfen bu uyarılara dikkat edelim. Kimse evde mümkün olduğu kadar çıkmasın. Gerçekten ciddi bir durum. Hepimiz bunu biliyoruz, artık farkındayız ama hala oranlar yükseliyor. Herkes kendine dikkat etsin. Herkese sağlıklı günler, geceler, sağlıklı bir hayat diliyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar.